yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Başkanımız buyurunuz lütfen. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gür'ün sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Haydi, haydi kazanalım, haydi, haydi beraber, haydi, haydi. Merhabalar. Cumhuriyetin ve Atatürk'ün evlatları, sevgili Muğlalılar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gerçekten bu alanı daha önce de doldurmak isteyenler oldu. Nedense dolmadı. O zaman geniş miydi bilmiyorum. Ama şimdi dolmuş. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz geciktik. Ama yolda ilgili, uçakla ilgili konular vardı. Öyle bir zamandayız ki artık hepimiz yeter diyoruz. Yırtınıyorum. Vardır ya Muğla'da. Yeter diyoruz. Gerçekten biz bu yönetimi hak etmiyoruz. Hangi konuda, hangi meslek grubunda olursa olsun hepimizin genç, ihtiyar, emeklisi, işçisi, sanayicisi, her kesim gerçekten büyük bir azap çekiyor. Bundan kurtulmamız lazım. Bunun için 6 genel başkana huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 6 kişi farklı görüşleri olmasına rağmen ülkenin geleceğini kurtarmak adına hepsi bir araya geldi. Hepsinin kendi muhakkak bazı ilkelerinden vazgeçtiler ama tek ilkede birleştiler. Ülke için, vatan için ve cumhuriyetin geleceği için. Çok haksızlık yapıldı, Muğla'ya da çok haksızlık yapıldı. Çünkü Muğla'nın ürettiği ve merkezi hükümete verdiği verginin ancak %7'sini merkezi hükümet yatırım olarak yaptı. Bunu hak etmiyoruz arkadaşlar. Biz daha fazlasını hak ediyoruz. Onun için bu değişim mutlak olmalı, acilen olmalı ve Hıdır'la Ellez bir araya gelmişler. Bu akşam geliyorlar. Ve ondan sonra birden ortalık bahar olmuş. İşte biz de Hıdır'la Ellez gibi yöneticilerle milleti bir araya getirerek, birleşerek yeni bir bahara hep beraber yola çıkacağız. Ve gerçekten bu sıkıntı, bu azap, bu adaletsizlik hepsi ortadan kalkacak ve güven duygusu olacak. En büyük sıkıntımız güven olmaması. Hiçbir kimseye, hiçbir yöneticiye gaz çıktı mı çıkmadı mı biliyor muyuz arkadaşlar? Bir gaz var ama ortada, değil mi? Başka şeyler oluyor ama biz güvenemiyoruz. Gaz çıkmasından memnun oluruz. Teknolojik olarak ilerlememizden memnun oluruz ama inanamıyoruz. Güvene ihtiyacımız var. İşte ikinci yüzyıla, birinci yüzyıla Mustafa Kemal Atatürk'le başladık. Onun kurucu iradesiyle. İkinci yüzyıla onun bütün ilkeleriyle beraber yetişmiş ve sahip bir kişiyle, ikinci Kemal'le, Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlayacağız. Evet, iki genel başkanımız konuşacak ve dolayısıyla zaman açısından 1 saatlik bir gecikme var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun, rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Saygıyla. Evet.